Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Bestem Su Özdemir hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bestem Su Özdemir 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının sonrasında anneannesi ile Ankara'da yaşamıştır. Ardından annesinin yanına İstanbul'a dönmüş ve Saint Bonnet Fransız Lisesi'nde öğrenim görmüştür. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde bitirmiştir. Bir ajansa kaydolan Bestem Su Özdemir, Mavi için modellik yapmıştır. Kısa bir süre sonra modelliği bırakmış ve menajeri Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının sonrasında oyunculuk eğitimi almış ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 tarihinde rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileriyle yaşamıştır. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde yer almıştır. Bestem Su Özdemir'i daha yakından tanımak için verdiği röportajlardaki bilgilerle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Bestem Su Özdemir'e sorulan eğitimi sırasında oyuncu olmayı hiç hayal etti mi sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Bir jeans firması ile fotomodellik yaptığını ve çekilen fotoğraflarının tüm dünyada kullanılması ile kendisine iş teklifleri geldiğini belirtmiştir. Modelliği sevmedim, benlik bir şey değil. Halen menajerim olan Cem Tatlıtuğ'a mail attım. Fotoğraflarımı görünce gel oyunculuk deneyelim, ben model çalışmıyorum dedi. Onun üzerine deneme çekimlerine gittim. Olmadı, oradan beni başka bir yere aldılar. Bir anda kendimi dizi setinde buldum. O iş bitti, başka bir iş geldi. Şu an bir şirketin oyuncularından biriyim. Bambaşka bir yere geldi demiştir. Bestem Su Özdemir'in yaptığı özel açıklamalardan bölümler şu şekildedir. Pek bir şey yemiyorum. İşin sırrı o. Çok sağlıksız bir şey. Bunu asla yapmasınlar. Bünyem artık buna alıştı. Annem de çok zayıf bir kadın. 48 yaşında olmasına rağmen 34 beden. Günde bir, en fazla iki öğün genelde salata yiyorum. Ama içinde peyniri bir şekilde proteini olan salatalar yiyorum. Et, tavuk yerine balık tüketiyorum. Saat 7'den sonra pek bir şey yememeye çalışıyorum. Abur cubur ekmek, makarna, pizza gibi birçok şeyi yemem. Benim için en güzel menü ızgara sebze yanında bir salata falan müthiş demiştir. Kara Para Aşk dizisini 54 bölüm çektik. Hepsinde ağladım. Biraz role inanmakla da alakalı aslında. Yengeç burcuyum. Çok ağlarım ben. İlk birkaç bölümde gözyaşı aksın diye destek aldım. Yönetmenimiz duygumuzu kullanalım deyince dizi boyunca kendi kendime ağlamaya başladım. Bir köşeye çekilip doluyorum. Sonra hazırım deyip sahne hıçkırarak ağlayan bir kız oluyorum demiştir. Tuğba Büyüküstü'nde tanıştığınızda tanışmanız nasıldı sorusuna. Tuğba Büyüküstü'ne ile anlaşıldıktan sonra biz iki kardeş Hazal Türesan ve ben onunla tanışmaya götürüldük. Buluştuğumuzda ben çok gergindim. Senelerdir televizyonda izlediğim biriyle karşılaşacaktım ve ilk defa bu kadar büyük bir projenin içindeyim. Nebahat Çehre, Erkan Can, Engin Akyürek, bütün kadro çok iyi bildiğimiz insanlardı. Tanımadığım Tuğba ile ilgili gergindim açıkçası. İçeri girdiği an çok güzel bir enerjisi var. Bütün gerginliğimizi ilk bakışıyla zaten yok etti. Tanışma bittikten, yönetmenlerimiz gittikten sonra biz birkaç saat daha oturduk. Orada çok büyük keyifle sohbet ettik. Enerjisi ve her şeyiyle çok iyi ve çok güzel bir insan demiştir. En zorlandığın sahne hangisiydi sorusuna? En zorlandığım sahne ilk öpüşme sahnemdi. Hayatımda ilk defa bir dizi içinde biriyle öpüşme sahnesi çekecektim. Sonra kaçırılma sahnesi çektik ve onun dışında ben 2-3 kere daha kaçırıldığım sahnelerde benim için çok kolay değildi. Travması olan hem bir yandan yanda çok korkan ve hem bir yanda ayakta durmaya çalışan çok duygu barındıran sahnelerdi. Ama Nilüfer'i en çok sevme nedenlerimden biri de o açıkçası demiştir.
Dizi içinde kendi pantolonlarımı giydim. Kara Para Aşk ve Nilüfer benim için en popüler projeydi. Orada zengin, varlıklı ve havalı bir kızı oynadım. Kıyafetlerimi kostüm sorumlumuz getiriyordu. Evden getirdiğim çok fazla kostümüm oldu. Moda tasarım okuduğum için o ister istemez bir noktada devreye giriyor ve oynadığım karakteri biliyorum. Analizini herkesten iyi çıkarmak zorundaydık. Beste aslında Nilüfer'i yansıtıyordu, demiştir. Aileniz 2 yaşında boşanmış ifadesi neyse. Babam ile annem boşandıklarında 2 yaşındaydım. 2-3 sene Ankara'da annem dedemle Ankara'da yaşadım. Baba tarafıyla uzak büyüdüm. Çok fazla bir şey paylaşmadım. Hala da paylaşmıyorum. Annemler boşandıktan sonra şu anda Robert diye bir bey babam var. Kötü bey babalardan değil. 16 senedir beraberiz. Bana babalık yaptı. O yüzden boşanmış ailelerin çocuklarının yaşadığı travmayı yaşamadım ben, demiştir. Genç kızlık döneminde ise genç kızlık dönemi biraz daha uzun sürdü. Ergenliğe giriş döneminde hepimizde bir erkeksi tavır bizde vardı. Ama bende biraz uzun sürdü. Ailem de biraz tedirgin olmuştu. Saçımı asla açmazdım. 16-17 yaşındaydım herhalde ve tek kaştım. Ve o almayı hiç düşünmedim açıkçası. Okulda iddiaya girip kaşlarımı aldılar. Ben de fena olmadı derken ailemle Fethiye'de tatil dönüşü etek falan bakmaya başladım. Nasıl olduğunu hiçbirimiz ben de bilmiyorum. Hep sordular, aşık mı oldun, ne oldun diye. Hayır, aşık olmadım. Öyle bir şey hissetmedim. Neden değiştiğimi gerçekten bilmiyorum. Belki o süre dolmalıydı artık. Gerçekten bir erkek çocukken sürekli kavga eden, maç yapan, erkeklerle takılan bir erkek çocukken bir anda topuklu ayakkabı giyen, daracık pantolonlar, makyaj, saçımı yaptırayım falan diyen biri oldum. Nasıl oldum hiç bilmiyorum, diyerek ifade etmiştir. Resim yapmayı seviyorsunuz herhalde sorusuna. Resim bir şekilde deşarj olma yöntemi herhalde. Yoğun çalışan insanlarız. Resim sevdam ilk atölyeye gittiğimde başladı. Kara kalem çalışırken yağlı boya resim yapan insanları görünce çok özenip evde kendi kendime denemeye başladım. Bunun beni çok rahatlattığını fark ettim. Klasik müzik açıp resim yaptığımda bir şekilde rahatlıyor ve deşarj oluyorum. Heykel, seramik kendi kendime öyle başlayıp o da aynı şekilde çok iyi geldiği için devam ettim. Boş zamanım olduğunda uyuma yerine onu yapmayı tercih ediyorum. Resim yaparken kıyafet de çiziyorum. Yurt dışına satış yapan birkaç arkadaşım için daha önce deri ceket koleksiyonu hazırladım. Moda tasarımı gerçekten sevdiğim bir şey. Ufak koleksiyon adı altında çalışma yapabilirim, o kadar. Örneğin İspanyol pantolonlar çok istediğim bir şey. Birkaç küçük tasarımım var. Yapmak istediğim daha pratik şeyler. Temellerini atıp yanına aparatlarını satabileceğim. Öyle geniş moda tasarımına dair çok fazla hayalim yok açıkçası, diyerek kendisini ifade etmiştir. Bestem Su Özdemir bugüne kadar birçok önemli projelerde yer almış ve kariyeri boyunca güzel yerlere gelmiş bir oyuncudur. Onun hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.